Korkunç deprem 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşti. İki büyük sarsıntıya tanık olduk. 7.7, 7.6. Bakınız çok şaşırtıcı bir rastlantıyı ekranlarınıza getireceğim. Bir ay önce yani 6 Ocak 2023 tarihinde resmi gazetede bir e, giren kanundan bahsediliyor. Ne biliyor musunuz o? Mevzuat depremle ilgili. Çok şaşırtıcı bir rastlantı. Tam bir ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acilen acilen süratle kentsel dönüşümün sağlanması adına bir te teklif hazırlıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanıyor ve derhal resmi gazetede yayınlanıyor. Diyor ki Çevre Bakanlığı, diyor ki afet bölgelerindeki, riskli bölgelerdeki yani risk fay hattının olduğu riskli bölgelerdeki kentlerde bulunan riskli yapılar süratle dönüştürülmeli. Bu noktada da bazı önemli konsorsiyumlara da bir takım ruhsatlar veriliyor ki süreç hızlandırılsın. Yani risk analiz konsorsiyumlarından söz ediyorum. Riskli yapıları tespit etmek adına ki organizasyonlar. Bu organizasyonların süratle hayata geçebilmesi adına gerekli yasal bir takım onayların verilmesi. Ve bu resmi gazetede yayınlanıyor, yürürlüğe giriyor. Yani olay şu, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı durumun vehametinin farkında. Bunu bir an önce daha da hızlandırmak istiyor. Daha çok kentlerin dönüşmesini sağlaması adına bir takım mevzuatlar hazırlıyor. Ve bu 6 Ocak'ta da resmi gazetede yayınlanıyor. Ve yürürlüğe giriyor. Ve ne yazık ki bir ay sonra işte Şubat'ın 6 Şubat'ta bu korkunç felaketle yüzleşiyoruz. Bakınız şimdi başka bir gerçeklikle şimdi daha karşılaştık. Sizi baş başa bırakacağım. Göz göre göre değerli seyirciler. İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bu bina tehlike oluşturuyor, yıkılma ihtimali yüksek. Bina şu. Biz bu bina ile ilgili 5 yıl önce bir haber yaptık. TGT haber olarak. Sonra işte belediye başkanı falan o zaman işte bir takım tehditler mektuplar. Neyse e ardından şimdi yeni belediye başkanı buranın tahliyesini yaptı. Şimdi burası tahliye edildi. Binaya bakın Allah aşkına. Binaya bakın. Bu binaya belediye ruhsat vermiş. Düşünebiliyor musunuz? İzin vermiş ve en nihayetinde riskli yıkılacak ve sonuçta burası boşaltılıyor, tahliye ediliyor. Lakin yıkılması için de bir mahkeme safahtı var, bir süreç var. Nedir o? Niye yıkılamıyor? Bağcılar Belediyesi binaya dair bir açıklama yaptı. Bina için 30 Aralık 2022'de riskli yapı raporu çıktı. Bina şu anda boş ve korunaklı. Yasal süre dolduğu an söz konusu bina ivedilikle yıkılacaktır. Yani belediye gerekeni yapmış yeni belediye başkanı ve yönetimi. Fakat mahkeme yasal süre. İşte asıl sorun burada. Asıl sorun burada. Değerli seyirciler diyelim ki gidiyor görevliler diyor ki bir apartmana bakın diyor. Siz burada diyor 10 dairesiniz 20 dairesiniz fakat bu riskli bir konut. Bunu dönüştürmemiz lazım kentsel dönüşüm çerçevesinde. O daireden o 15-20 daireden 3'ü karşı çıksın geçmiş olsun. Nasıl yıkacaksın? İş mahkemeye gidiyor. Mahkemede bilir kişi geliyor. O 3 ay sürüyor, 6 ay sürüyor ve o riskli bina 6 ay boyunca orada duruyor ve içinde de insanlar var. Dolayısıyla yeni bir mevzuat hazırlanmalı. Diyecek ki devlet geldim, senin konutun riskli, burayı kamulaştırıyorum, çıkacaksınız. Ben de size gerekli kira desteğini vereceğim ve burayı hemen yıkacağım. Mahkeme mahkemeye gerek olmadan. Başka çare yok. Çünkü 6 milyon dönüşülmesi gereken bina var. 6 milyon ve İstanbul en riskli kent. En çok riskli binalar İstanbul'da var. Ve İstanbul'da da deprem akademisyenlerin, bilim insanlarının açıkladığına göre eli kulağında ya. Yani. Olabilir. 6 yıl diyenler var, 10 yıl, 2029 işaret edenler var, her an olabilir diyenler var, kestiremiyorum diyenler var ama daha da yakınlaştı diyenler çok. Yani olma ihtimali artık çok yüksek diyen çok sayıda bilim adamı var Türkiye'de. Dolayısıyla da bu İstanbul'daki kentsel dönüşümün süratle gerçekleştirilmesi gerekiyor.